Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Tanımayanlar için Sümeyra Teymur. Önümde günlük hayatta pek de alışkın olmadığımız ya da çok kullanmadığımız böyle şeklinde bir acayip cihazlar var. Ama yakında bu cihazları hayatımızda çok daha fazla görmeye başlayacağız. O yüzden bugün önden bir inceleyelim istiyorum. Bunlar sanal gerçeklik gözlükleri. Aslında gözlük demek çok mantıklı olur mu bilemiyorum. Çünkü bunlar cihaz da denebilir. Bilmiyorum, henüz bir adı yok bence. Ama gözümüze taktığımız için gözlük diyebiliriz. Bunlar ne yapıyor? Bunlar gözümüzü tamamen kaplayıp görüntüyü, izlediğimiz bir film olabilir, oyun oynuyor olabilirsiniz, ne izliyorsanız 360 derece göstererek sanki olayın içindeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlıyor. Yani bu cihazlar geleceğin oyun konsolları, geleceğin televizyonları, geleceğin bilgisayarları. Yani şu anda aslında birçok yaptığımız şeyi gelecekte bu sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden yapacağız. Bunlar şu anda geliştirilmeye devam ediyor. Daha çok oyun sektörü kullanıyor şu anda. Biliyorsunuz PlayStation'ın da bir gözlük modülü var. Onu kullanarak da yine oyunları oynayabiliyorsunuz. Sonra bu işte Steam'in, birazdan detayına gireceğim, Steam'in cihazı. Bu da yine daha çok oyun üzerine kurgulanmış durumda. Ama sanal gerçeklik sadece oyundan ibaret bir alan değil. Dediğim gibi beni çok heyecanlandıran ve gerçekten hayatımızı değiştireceğini düşündüğüm bir alan. Örneğin bunda film izlersek bambaşka bir deneyim olabilir. Yani sanki film setinin içindeymişsiniz gibi ya da işte filmin bir parçasıymışız gibi, bir oyuncusuymuşuz gibi hissedebiliriz film izlediğimizde. Yani sadece eğlence için de değil, mesela eğitim için kullanılabilir. Yani bununla mesela çocuklara bir volkanik dağın patlamasını anlattığınızda bambaşka şeyler öğrenirler. Ya da ne bileyim, bununla mesela bir deney anlattığınızda bambaşka şeyler öğrenirler. Veya tıpta kullanılabilir örneğin. Özellikle psikolojik tedavide, mesela korkuların tedavi edilmesinde, fobilerin tedavi edilmesinde, burada işte insanları o fobiye alıştırmak üzerine kullanılabilir. Yani bilemiyorum, bunlar benim şu anda düşündüğümde aklıma gelen ilk fikirler. Ama bunun önü hakikaten çok açık ve önümüzdeki yılların teknolojisi gerçekten bu, geleceğin teknolojisi bu. Şimdi bunlar aslında böyle, burada sanal gerçekliğin evrimini görebilirsiniz bu üç cihazda. İlk önce bununla başlamak istiyorum. Bu Google'ın Cardboard'u. Aslında bu bir cihaz değil. Bir aparat gibi düşünebilirsiniz. Çünkü içinde herhangi bir mekanik bir şey yok. Telefonu buraya takıyoruz. Telefonu kapatıp telefondan içerikleri izliyoruz. Yani bu hani çok basit. Bir nevi, yani telefonu gözümüze bantlamakla pek de bir farkı yok. Sadece tek farkı burada işte mercekleri var. Belki bir tık daha iyi görmenizi sağlıyor olabilir. Onun dışında mesela taktığımda dışarıdan ışık geçiriyor ve çok da net bir görüntü sağlamıyor falan. Ama yine de sanal gerçekliğin hani nasıl olduğunu görmek, ilk deneyimlemek için iyi bir cihaz. Zaten çok ucuz. Şu anda herhalde 50-60 dolar gibi bir şeye satılıyor Amerika'da. Türkiye'de satışı yok bunun diyebiliyorum. Şimdi bu benim sanal gerçekliği ilk tecrübe ettiğim cihaz. Bunu böyle gözüme takıp orada bir roller coaster açmıştım. Ve böyle şimdiki gibi ayakta duruyordum. Yani düşünün, burada bu gözlük gözüme takılı, roller coaster açmışım. Yani yerimde sabit durabilirim çünkü hareket etmiyorum ama düştüm. Yani ayakta duramadım. Çünkü o kadar gerçek his veriyor ve inanamadım. Yani 3-4 yıl oldu herhalde bunu biz alalı. O zaman çok etkilenmiştim sanal gerçeklik teknolojisinden. Ve bunun nerelere gideceğini heyecanla beklemeye başlamıştım. Hala da o durumdayım, yani hala istediğim seviyede değil. Şimdi buna baktığımızda burada bu çok büyük ve ağır bir cihaz. Bir de bu tek başına çalışamıyor. Bunun çalışabilmesi için bir bilgisayara bağlamanız gerekiyor. Çünkü içerisinde hani yeterli donanım yok. Bunu açabilmek için hani çok güçlü cihazlar gerekiyor. Çok güçlü işte o donanım malzemeleri, neyse artık. Şimdi bunu bir bilgisayara bağlamamız gerekiyor dedim. Gerçek anlamda kabloyla bağlıyoruz. Yani çok ilkel ama gerçek. Yani bu kadar, 2 metre falan bir kablosu var. Bunu gerçek bir bilgisayara bağlıyorsunuz ve ancak o şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ki hani normal laptoplar, normal bilgisayarlar da çalıştırmıyor. Çok güçlü donanımı olan cihazlar olması gerekiyor bunu çalıştırabilmek için. O yüzden çok efektif bir cihaz değil doğrusu. Buna rağmen hani görüntü kalitesi falan çok iyi.
Yine de nasıl diyeyim, hani bu şöyle düşünün, bu gözümde ama bir yandan da bilgisayara bağlıyım. Dolayısıyla ne kadar hareket edebilirim? Onun dışında bunu herhangi bir yere taşıyamıyorum. Mesela bir odadan diğer odaya bile götüremiyorum çünkü bilgisayara bağlı falan. Hani bu anlamda çok da efektif bir cihaz değil. Ama hani sanal gerçekliği ben dediğim gibi bunda tecrübe etmiştim ve bambaşka dünyalara gitmiştim. O yüzden benim için özel bir yeri var. Bunu gözümüze taktıktan sonra şöyle iki tane elde tutulan joystick mi? Böyle bir iki tane el aparatı var, joystick'i var. Bu da çok büyük. Joystick'leri de hep bu formda yapıyorlar. Niye bu formda yapıyorlar çok bilmiyorum doğrusu. Burada düğmeleri var. Hani o gözünüzde gördüğünüz oyunu ya da işte filmi ve benzeri her şeyi bunlarla kontrol ediyorsunuz. Yani bunlarla işte ateş ederek falan şey yapıyorsunuz. Şimdi gelelim buna. Bu Facebook'un Oculus 2 cihazı. Bu sanal gerçeklik gözlüklerinin şu anda en teknolojik olanıdır. Bununla karşılaştırdığımızda mesela göreceksiniz ki boyutları yarısı kadar. Ağırlığı da hani bundan çok daha düşük. Ama bunun en güzel tarafı, çalışmak için herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymuyor. Yani bir bilgisayara ya da bir telefona başka bir şeye bağlamanız gerekmiyor. Dolayısıyla çok pratik. Yani kafama takıyorum. Düğmesine bastığım anda sanal gerçekliğin içindeyim. Herhangi bir bilgisayara bağlamak yok, herhangi bir şeye bağlamak yok. İstediğim her yerde kullanabiliyorum. Bir odadan diğerine geçebiliyorum, bir evden diğerine geçebiliyorum. O yüzden çok çok kullanışlı bir cihaz. Buradaki içeriklere nasıl ulaşıyorsunuz? İşte internet bağlantısı var içinde. İnternete bağlanıyor. İşte Facebook'un kendi aplikasyonları var mesela. YouTube'un VR bölümü var. Orada VR içerikleri falan var, filmler ve benzeri var. Ama Facebook'un aplikasyon bölümü de oldukça geniş ve zengin. Bunun joystickleri de tabii yine benzer deminkine ama mesela karşılaştıracak olursak gördüğünüz gibi bu onun yarısı kadar. Ağırlık olarak da yarısı kadar. Bunları elde taşımak çok kolay. Böyle yapıyoruz. Şimdi bunun iyi bir tarafı da nasıl diyeyim, hani üç boyutlu mekan algısı da var. Yani şöyle, hani bu elimin önde olduğunu, bu elimin arkada olduğunu anlayabiliyor. Yani mesela bir silah gibi bir şey tutacak olursam mesela oyunda, şöyle tuttuğumda anlayabiliyor işte bu elimle tetiği çekeceğim, bu elimle bir şey yapacağım ve benzeri. Ya da mesela işte tenis oynayacaksam bu elimi hareket ettirdiğimde, şu elimi hareket ettirdiğimde elimin konumunu odada bilebiliyor. Ama yine de şeyleri var tabii, hala geliştirilmesi gereken yerleri var. Mesela burada bunu merceğiyle böyle oynayıp gözünüze göre tam şey yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Ama ona rağmen hani görüntü kalitesi çok iyi değil. Çünkü bilgisayarlardan hani biz 4K görüntülere, 8K görüntülere alışkın durumdayız. Buradaki görüntü ona göre biraz bulanık kalıyor. Onun dışında içerikler henüz yeterli değil çünkü daha çok yeni bir teknoloji. Burada mesela çok daha farklı oyunlar üretilebilir. Dediğim gibi işte filmler çekilebilir, çok uzun metrajlı. Şu anda çekilen filmler daha böyle belgesel tarzında, daha kısa metrajlı ya da daha animasyon gibi filmler. Bunlar mesela çok daha geliştirilebilir. Yani bunun içerikleri de zenginleşince kullanmak çok daha keyifli hale gelecektir. Diğer taraftan Facebook'un bu Oculus'ta yapmak istediği aslında bir sanal sosyal ortam oluşturmak. Çünkü Facebook zaten biliyorsunuz bir sosyal medya aplikasyonu, sosyal medya şirketi. Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi burada sanal ortamlar yaratmaya çalışıyor. Yani mesela bir deniz kenarı ya da bir park ya da ne bileyim turistik bir merkez. Mesela Sultanahmet. İşte ben bunu takıyorum, evimdeyim. Bunu takıyorum, plaja gidiyorum avatarımla beraber. Orada avatarınızı da ayarlayabiliyorsunuz. İşte saçı böyle olsun, yüzü böyle olsun. Hani işte ben aslında 40 bedenim, avatarım 36 beden olsun gibi. Ben avatarımla plaja gidiyorum. Arkadaşım da örneğin Amerika'da yaşıyor. O da kendi avatarıyla plaja geliyor. Biz orada tamamen avatarlarımızla beraber ya da avatarlarımız bir araya geliyor, buluşuyor. Yarım saat, bir saat vakit geçiriyor, sosyalleşiyor. Ve gerçekten hani gerçekten sosyalleşmiş gibi oluyorsunuz. Yani hani bunu telefonla konuşmaktan ya da görüntülü konuşmaktan bambaşka bir hissiyatı var, bambaşka bir tecrübesi var. Bunu aslında hani Facebook bir anlamda o tarafları da evirmeye çalışıyor şu anda. Bilmiyorum daha önceden hani sanal gerçeklik gözlüğü kullandınız mı? Eğer kullandıysanız yorumlara mutlaka yazın. Çok merak ediyorum sizin tecrübelerinizi de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.